Merhabalar, Ayşe'nin yeni uyarıları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel çıtı pıtı modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu modeli ben yazmama başladım, yapıyorum. Sizlere de göstermek istedim. Yazma detayları soranlar için arkadaşlar, yazmam böyle karışık, çiçekli. Çiçeğin koyu rengini kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koyusunu kullandım. Ve bir de bu çiçeğin de koyu turuncusunu kullanacağım. Çünkü yazmamın ana rengi açık bir renk. Bir de yazmayı arkadaşlar en çok sorulan şey yazmayı hangi tarafa kıvırıp hangi taraftan oyasını yapıyorsunuz? Bu yazmanın düz tarafı arkadaşlar. Düz tarafı benim önüme bakıyor. Düz tarafı önüme alıyorum. Ve bu kişiye göre tabii ki değişir. Çünkü ben kıvırırken arkaya kıvırıyorum. Azıcık da zürafadan göstermek istiyorum size. Ben zürafalarımı yaptım. Birazını bıraktım. Şimdi birazcık sizin için. Ben şöyle hiç ivli olmayan tarafına hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. İvli olan tarafını da ivini kesiyorum. Şimdi böyle kıvırıyorum. Arkaya doğru kıvırdım. Ve iki kere sararak zürafalarımı yapıyorum. İpimi de şöyle düz çekiyorum ki. İğnem etamin iğnelerinden arkadaşlar. Elime batmasın diye. Böyle zürafalarımı yapıyorum. Böyle alıyorum elimi. Arkaya doğru kıvırıyorum. Ve parmağım dibine alıyorum. Ve iki kere sararak yapıyorum. Bu şekilde zürafalarımızı yapıyoruz. Ben şimdi modelimi göstermeye başlayayım. Arasına fil dişi yaparak başlayalım arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batıyorum. Ve aşağıya tekrar zürafaya batıp fil dişimi yapıyorum. 2-4-5 arkadaşlar, bu çıtı pıtı olduğu için 6 tane arasına bırakacağım. Ağır modellerde 9 tane bırakıyorum. Ve şimdi buraya iki tane de, bunu üç tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu arasını yapıyoruz. Ben buraya üç tane bıraktım, birazcık aralıklı gibi oldu. Buraya iki tane bıraktım. Buna da iki tane bırakacağım. Şimdi bir tane zürafaya atlıyorum. İkinci zürafamdan yuvamı oluşturuyorum. Tekrar yuvamın içine batıp iki kat haline getirdim. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Ve sinek kanadı yaptım. Şimdi buraya 3 tane sinek kanadı yapacağız. Bundan sonra arkadaşlar böyle yaptıkça yazmaları sizlere de göstermek istiyorum ki aklınızdaki sorular birazcık
giderilsin diye. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın ki çok kişiye ulaşabilelim. Bazen erişimde sorun yaşıyoruz. Çoğu kişiye abone olduğu halde, zil işaretini açtığı halde bildirimler gitmiyor. Bunu da beğeni yaparak, yorum yaparak giderebiliriz inşallah. Şimdi iki tane zürafa yapıyorum tekrardan. Ve üçüncü zürafamı yapıp artık fil dişimi yapıyorum. Normalde ilk burada sarmadım ama arkadaşlar eğer biraz daha dik durmasını istiyorsanız iki kere sararak yapabilirsiniz. Fil dişlerinin. Ve tekrardan arasına 6 tane fil dişi yapıp modelimi tamamlıyorum. Bu şekilde alt kısmını, şimdi üst kısmına geçerek başlayalım. Şimdi ipimi, düğümümü en baştaki sinek kanadıma batarak bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buraya pırpır yapacağız arkadaşlar. Böyle parmağımın dibine alıyorum. Arkadaşlar bunu beceremiyorsanız ipi ilk başlarken arkadan düğüm atın. Ben normalde hiç boyalarda böyle yaptığım için arka yönü döndürmeden ön tarafından yapıyorum. Şimdi buraya bir tane pırpır yaptım. Bunu yapmamın nedeni arkadaşlar burada hiç kesip işareti kalmasın diye bir de kısacık bir şekilde keseceğim ki ucu görünmesin, ipucu. Şimdi pırpırımı yaptım. 3 tane pırpır yaptım. Ve şimdi buradaki ipimi artık tamamen kökünden kesiyorum. Çünkü bu taraftan getirdiğimiz için çıkma imkanı yok. Şimdi buraya diğer sinek kanadıma geçiyorum ve buraya böyle bombili bir şekilde bir ip yapıyorum. Bu şekilde. Buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. Ve tekrar diğer sinek kanadıma geçiyorum. Ve ipimi yine bombili bir şekilde bırakıyorum. Ve buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. Ve şimdi ipimi kesiyorum. Ve beyaz ipimizi alıyoruz. Şimdi arkadan parmağın dibini alamayanlar için arkadaşlar onu da onun için göstereyim. Böyle arkadan
İpinizi düğümünüze atın. İlk düğümü atarken İpinizin yönü bu tarafa olsun. Bazı arkadaşlarımız parmağın dibine alamıyorlarmış. O yüzden de arkadan atıp aynı şeyi yapabilirsiniz. Ve buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. O arada bombele bıraktığımız ipin içine yapıyoruz arkadaşlar bunları, pırpırlarımızı. Şimdi bıraktığım ipi tamamen kökünden kesiyorum arkadaşlar. Çünkü ta diğer taraftan getirdiğimiz için çıkma imkanı yok zaten. Şimdi diğer ipime geçiş yapıyorum. Ve bunu da aynı şekilde bu şekilde bırakıyorum. Ve buraya da 3 tane pırpır yapıyoruz. Arkadaşlar eğer acemiyseniz biraz pırpırlarda sorun yaşıyorsanız bir baş yaptıktan sonra yazmanızı ütüleyin. Şimdi en son bunu da arkadan tekrar bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi bildiğim gibi yapacağım. Böyle yapamazsanız. Şimdi buraya bir tane düğüm atıyorum. Ve parmağımın dibine alıyorum ipimi. Ve pırpırlarımı yapıyorum. Ve son pırpırımızı yapıyoruz artık. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi bu ipimi tamamen kökünden kesiyorum. Bunu da kesip arkadaşlar iplerimizi kestik. İsterseniz yakarsanız bu tercih sizin. Normalde ben yakıyorum. Yazmalarda çekme yapıyor bazı arkadaşlarımız diyor. Evet, bazen çekme yapıyor ama çok kısacık. Kesip yakarsanız çekme de yapmaz. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle de göstereyim.